Heh, bir daha açtım. Arkadaşlar durup dururken kamera kapandı. Her neyse. Yanıma ne aldım? Bir dakika göstereyim. Ekmek aldım. Yanımda ekmek var. Biraz zeytin var. Ufak domateslerden yanıma aldım. Bir parça beyaz peynir aldım. Ayıptır söylemesi. Şimdi ben arabada arkadaşlar her zamanki gibi öğlen yemeğimi yiyeceğim. Bugün hava fena değil. Ara sıra güneş de gelip gidiyor. Kendini bir gösteriyor. İsviçre çakım şirket hediye etti. Arkadaşlar şeyi bile var. Bakın makazı bile var. Nerede o zıkım ya? Var değil mi? Bunda da var değil mi makas? Yok mu bunda makas? Ya bunda da makas vardı. Bir dakika. Heh, buldum bakın. İçinde makas da var. Bunu şirket hediye etti. Biz de işe başladığın zaman bir sene uslu uslu çalışırsan şirket bir çakı veriyor. Hepsi o kadar. Yani zam yok. Bizim şirkete gelecek olan kardeşlere şimdiden söyleyeyim. Biraz evvel ellerimi de yıkadım. Ellerim de temiz. Şimdi belki aranızdan birisi çıkar der. Abi ellerini yıkamadın. Ama gerçekten biraz evvel ellerimi de yıkadım. Yüzümü de yıkadım. Bir abdest almadığım kaldı yani. Bugün kandil. Hepinizin kandilini kutluyorum. Candan kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 3 aylara girdik değil mi bugün? Aa tuzu unuttum. Tuz. Arkadaşlar bizim Türklerde tuz lazım. Bir de ekmek lazım. Sofrada tuzla ekmek olmadı mı biz bir panik yaratıyoruz. Ne yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Tuzsuz yemek yenir mi hiç değil mi? Şimdi arkadaşlar öğlenleyin şu soğan öyle bir tatlı oluyor ki anlatamam ya. Ben bunu aşağı yukarı 51 sene sonra fark ettim. Bu soğanın öğlenleyin bu kadar tatlı olmasını. Ve her öğlende yerim. Her öğlende yerim. Bu soğan İsviçre'de ister kış olsun ister yaz olsun satılıyor arkadaşlar. Yerim yani. Bugün iyiyiz. Bugün biraz da et var. Tavuk eti. Zaten tavuk eti yiye yiye yakında ben de yumurtlayacağım. Az kaldı. Fazla bir et yiyemiyoruz burada. Ya tavuk eti olur ya dana eti olur. Sığır eti olur. Biliyorsunuz İsviçre, Almanya gibi yerlerde çok domuz eti yiyorlar. Biz de domuz eti yemediğimiz için tavuk etine kaçıyoruz. Tavuk eti daha ucuz oluyor dana etinden, sığır etinden. Ne yapalım, sağlık olsun. Yapılacak bir şey yok. İsviçreliler için iyi. Domuz eti sudan ucuz. Onlar indir bindir domuz eti yiyorlar. Ya bu kokuyor biraz ya. Güneşte mi kaldı acaba? Tavuk etine dikkat etmek lazım arkadaşlar. Vallahi götürür. Salmonel oluyor içinde. Bir koku var ama. Bunun tarihi nasıl? Şubat diyor, 5'i diyor. Bugün 3'ü sıcakta kaldıysa bozulmuş olabilir. Baharat var içinde tam anlayamadım yani. Her neyse yanıma ufak domates de aldım. Lidl'in parkına park ettim. Her yere de park edemiyoruz öğlenleri. Arkadaşlar zeytin de var yanımda.
böyle arabanın içinde piknik yapıyorum. Bazen radyo dinliyorum. Bazen kendim telefonu buraya öne koyup YouTube seyrediyorum. YouTube arkadaşlarım bir video yüklerlerse onları seyrediyorum. Tabii ki ben de çok kanallara aboneyim kendim. Efendime söyleyeyim, bakıyorum onlar nasıl yapıyor, nasıl söylüyorlar, nasıl açılış yapıyorlar, nasıl bitiriyorlar. Onlardan tabii bir şeyler öğrenmeye bakıyorum. Böyle bugün öğlenden sonra Frauenfeld'deyim. Kanton Thurgau'da. Orada çalışacağım. Yani şimdi buradayım. Hemen yan tarafta müşteriye gideceğim yemekten sonra. Ondan sonra dönüşte otobanda bir işim var. O işi yapacağım. Burada işim daha çabuk biterse belki araya bir ufak iş daha sıkıştırırım. Bir iş daha yapabilirim yani. Bakalım nasıl bitecek. Böyle. Arkadaşlar bu arada tabii ki benim de heyecanım artıyor. Soğanı unutmayayım ya. Sıla yolu yaklaşıyor. Yarın cuma, ondan sonra bir hafta daha var. Nasip kısmetse. Arabanın AD Blues'unu doldurmam lazım. Bir o var. Öbür şeyler hazır gibi bir şey yani, yüklenmesi lazım. Ve şimdi böyle dışarı baktığım zaman herkes koşturuyor arkadaşlar. Herkes koşturuyor. Biliyorsunuz bu korona yüzünden geçen 2 sene içerisinde hayatımız bayağı değişti. Maalesef. Ya ben korktum, bu eti yemeyeceğim ya. Şimdi bu bir bozulduysa beni çok kötü yapar. Çünkü tavuk eti. Yok, yemeyeceğim ben bunu. Kokuyor. İnşallah bir zehir kapmamışımdır. Şimdi ben de korktum. Bak nereden nereye. Arkadaşlar İsviçre'de atom enerjisini kapatıyorlar. Karar verdiler. Peki bu kararı vermeden evvel gerizekalılar neden düşünmüyorsunuz enerjiyi nereden alacağız diye, ona göre bir önlem yapsanıza. Anca akılları başına geldi. Şimdi bütün yeni inşaatlara yeni güneş enerjisi takılacakmış. Ceyran yapmak için. Eski evlere de o zaman yardımcı olun. Onlara da takalım. Bizim eve de takalım bir tane. Yardımcı olun. Değil mi? Öyle değil mi? Senelerce ceyrandan bir sürü milyarlar, milyonlarca para kazandınız. Arkadaşlar benim öğlen işte böyle geçiyor. Öğlen arabanın içine oturuyorum. Kendi kendime. Kimse rahatsız etmiyor. Ara sıra telefon çalıyor. Bir arkadaş ararsa. Ama başka yani. Kendi kendimeyim böyle. Öğlenleri yalnız geçiriyorum böyle senelerden beri. Dediğim gibi elime cep telefonumu alıyorum. Cep telefonumla biraz oynuyorum, oynuyorum. Ama böyle bu yemekten sonra bir muz var. Ayıptır söylemesi. Bir armut var. Böyle. Böyle.
Az kaldı. 10 sene 8 ay çalışmam lazım. Biraz evvel hesapladım. Onun için biliyorum. 10 sene 8 ay. Allah o kadar ömür verirse tabi. Arkadaşlar şöyle dikkat ediyorum, bakıyorum. İnsanlar koştura koştura giriyor, koştura koştura Lidl'den çıkıyor. Ya bu kadar mı az vaktiniz var hemşirelerim ya? Bu dünya böyle koşturmacayla mı gidecek yani? Ne zaman bitecek bu stres? Ne zaman bitecek? Beyaz peynir kaldı, ekmek, domates, zeytin arkadaşlar. Eti attım. Gelecek çöpe, gördüğüm çöpe atacağım. Burada otobanda çöpe attın mı ceza da yazıyorlar. İsviçre'de her şeye ceza. Neden burada duruyorsun? Ceza. Neden burada arabanı koydun? Ceza. Neden buradan geçtin? Ceza. Neden çok ses yaptın? Ceza. Neden düdük öttürdün? Ceza. Neden arabanın arkasından kısa mesafeyle gittin? Ceza. Neden araba kullanırken elma yedin? Ceza. Her şeye ceza. Arkadaşlar bu arada unutmadan söyleyeyim, aile bayağı büyüyor ya gerçekten. 8500'e yaklaştık. Hadi gelin yardım edin de 10.000'i yapalım şunu Nisan ayı gelmeden. İyi olur. Ondan sonra hedefimiz sene sonuna kadar 20.000, ne dersiniz? Olur değil mi? Hepiniz abone olursanız olur. 50.000 bile olur. Ya arkadaşlar etmet lazım değil ya. Beyaz peynir, bakın beyaz peynir, soğan, zeytin yetti. Bana yetti. Ben bunu senelerce yerim. Daha fazla lazım değil. Gördünüz eti attı, açtık, bozuk çıktı. Kokuyor. Keşke yemeseydim. Şimdi aklımın bir ucunda kaldı ya, bozuksa. Motoru bozacak. Daha kötü yapmasın da. Hastanelik bile yapar. Tavuk eti o. Allah korusun. Ondan sonra görürüz Anya'yı, Konya'yı. Arkadaşlar yine saat ilerledi ya. Vallahi. Yarım saat zaten zamanım var. 15 dakikası geçti. Ondan sonra 15 dakika. 10 dakikada uzanırım. 10 dakikada uzanırım. Benim yaşımda biraz böyle öğlenleri uzandım mı iyi geliyor. Biraz kendimi toparlıyorum, dinleniyorum. Enerji veriyor bana. Ondan sonra koşturmaya devam. Maşallah. Yanıma bir yaşlı beyefendi geldi. Koskocaman arabası var. Maşallah. Nazar değmesin. Güle güle kullansın. Arkadaşlar 15 dakika oldu ya. Şaka maka. 15 dakikayı doldurduk valla. 14 dakikayı geçti. Az kaldı. Ne diyeyim? Fazla uzatmayalım o zaman bu videoyu. Bu videoda böyle olsun. Arabada kamp. Öğlen molası. Hepinize afiyet olsun diyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.